Evet, değerli meslektaşlarım, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nun düzenlemiş olduğu basın buluşmalarında bugün Bursa Spor'un değerli teknik direktörü Mustafa Er'i ağırlıyoruz. Kendisine geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz daha önceki süreçte de TSD olarak bu büyük aile Bursa Spor'un hep yanında oldu. Müsaadenizle konuşma esnasında konuşmalar daha iyi anlaşılsın diye maskeyi çıkardım. Tabii zor zamanlardan geçiyoruz. Öncelikle bu pandemi hadisesinden dolayı da hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Hastanelerde olanlara acil şifalar diliyorum. Zor zamanlar dediğim gibi, umuyorum ki futbolu daha aktif, daha seyircili, daha iç içe bütün aktörlerin buluştuğu bir ortamda konuşmayı Allah bize nasip eder. Tabii konuşmaya başlamadan önce Bursa Spor'un, büyük Bursa Sporlu, yakın geçmişte kaybettiğimiz Mesut Şen, büyük başkanımız Murat Güles ve Osman Uçer'e, değerli kaleci abimiz, onları da rahmetle anıyorum, Bursa Spor'un efsane isimlerini. Mekanları cennet olsun. Yeniden zirveye sloganıyla Bursa Spor hep ait olduğu eve, Süper Lig'e dönmek istiyor. Bunu bu yıl başarmak için de yeni bir yapılanmayla yola çıktılar. Göreve yeni seçilen Erkan Kamatlı da burada bir kez daha hayırlı olsun dileyerek tebrik edelim. Bugün tabii bir arada olmamızın çok önemli bir sebebi de Mustafa Er Hoca'dan bu yılın Bursa Spor'unu, bizlere neler sunacağını, nasıl katkılar vereceğini de biraz öğrenmek. Sevgili meslektaşlarımla da bunun fikir teatrisinde bulunmasını da dinlemek olacak. Kendisine sözü vermeden önce geldiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Bu TSD buluşmaları, basın buluşmalarının önemini hepimiz biliyoruz tabii. Dileriz bundan sonraki süreçte yine önemli isimlerle bir araya geliriz. Adetten tabii ilk soruyu ben sorarak müsaadenizle başlamak istiyorum hocama. Ondan sonraki süreçte de değerli meslektaşlarımız sorularını dinleyeceğiz. Evet hocam, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, aramıza. Teşekkür ederim. Bu davetimizi de kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada unuttum, bize bu önemli organizasyonu sağlayan Unu Cadde ailesini de sevgiyle teşekkür ediyoruz. Saygıyla analım ve size sözü bırakalım hocam. Nasıl bir Bursa Spor bizi bekliyor bu yıl? Maskeyi ben de çıkarayım. Öncelikle Sayın Başkanımıza bu nazik daveti için teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve abilerimize de hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu buluşmalar çok sıklıkla olur. Çünkü şehrimizin buna ihtiyacı var. Yani taraftar, basın, camianın bir arada olabilmesi bizim zaten en büyük dileğimiz. Son yıllarda özellikle bu konuda eksik kaldık. Biraz ayrıştık. Biraz birbirimize sırtımızı döndük. Benim zaten geldiğim günden beri söylediğim sportif başarıdan bile belki daha önemli. Çünkü bize sportif başarıyı zaten bu birliktelik getirecek diye düşünüyorum ben. Camianın bir tekrar bir arada olması, kenetlenmesi ve armaya yüzünü dönmesi. Çünkü armaya yüzünü döndüğü an o sevgi hiçbir zaman bitmeyeceğini ben biliyorum. Yüzünü döndüğü an, armayla yüzleştiği an zaten onun ne kadar sevdiğini hatırlayacak ve armaya sarılacaktır diye düşünüyorum ben. Biz de bunun adına oyuncu grubumuzla beraber yaklaşık 3 haftadır beraberiz. Çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani camianın büyüklüğü, camianın neler beklediği, saha içi, saha dışı organizasyonuna, takımdan, oyuncu grubundan neler beklediğiyle alakalı oyuncu grubumuza sürekli bunları anlatıyoruz. Skordan bağımsız bu taraftarın, bu şehrin bir futbol kültürü olduğu ve bu futbol kültürünü sahaya yansıtmak için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki süreç zorlu. Ben bazen bunlarla alakalı konuşuyorum. Bazen de yani böyle ufak tefek eleştiriler geliyor sürekli, olumsuzluk gibilerinden. Bu olumsuzluk değil. Yani bulunduğumuz durumu ilk önce bir açık ve net ortaya koymak gerekiyor ki bunun tedavisi mümkün olabilsin. Dediğim gibi ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum 3 haftada. Yeterli mi? Kesinlikle değil. İlk maçımızı kaybettik. İkinci maçımızı kazandık. Ama ilk geldiğim günle bugün hala aynı noktadayım. Ciddi eksiklerimiz var. Her anlamda ciddi eksiklerimiz var. Tabii bunlar zamanla kapatılacak eksikler. Ama oyuncu grubumuz çok ciddi anlamda katılım gösteriyor. Ve saha içinde de bu birlik beraberlik zaten sağlandığı sürece ilk önce biz Özlüce'deki havayı değiştirmek adına ciddi adımlar atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Daha sonra da şehir ile takım bütünlüğü birleştiği zaman
zaten bizim başaramayacağımız camialar hiçbir şey yok. Nasıl organizasyon, nasıl şartlar olursa olsun Bursa Spor Kulübü her zorluğun üstünden gelebilecek bir camia. Bunu zaten geçmişte gösterdi. Bizim şöyle bir avantajımız var. İçeriden geldiğimiz için camiayı biliyoruz, camianın isteklerini biliyoruz. Altyapı, Vakıfköy, patentli çok oyuncumuz var. Onlarla çalışma imkanımız oldu geçmiş yıllarda. Onların ruh halini, onların yapabildiklerini biliyoruz. Eksiklerini de biliyoruz. Bu anlamda da onlara hem antrenmanlarda hem ekstra antrenmanlarla eksiklerini giderip inşallah herkesin mutlu bir şekilde gururla seyredeceği bir takım yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Soruları alalım. Engin abi. Hocam eğer tahta açılırsa. Evet. Transfer ekibi söylemiştim. Pozisyonlar belli mi? Nerelere düşünüyorsun? Engin abi şöyle yani pozisyonlar tabii ki belli az çok. Yani bu konu hakkında ben şu an mevcut durum belli olmadığı için belki net bir şekilde pozisyon söylemektense ama şunu ben hep söyledim. Maksimum 4-5 oyuncu. Maksimum. Bu 4-5 oyuncu da ya bu yapıyı bilecek oyuncular olması lazım. Yani çok fazla maddi anlamda büyük beklentileri olmaması gerekiyor. Yani bazı sıkıntıları göğüs gerebilmeleri ve bilmeleri gerekiyor. Yani yapıyı bilmeleri çünkü mevcut oyuncu grubu bunu bilerek burada kaldı. Biz bunu bilerek göreve geldik. Aramıza katılacak oyuncular da bu yapıya uygun oyuncular olmak zorunda ki yapı zedelenmesin ve hasar görmesin. Bu yapıya uygun, bu armayı sahiplenecek, takımı sahiplenecek, arkadaşlarıyla bütünleşecek. Önce karakterli, sonra da direkt takıma katkı koyabilecek oyuncu grubu alacağız aramıza. Bu da maksimum 4-5 tane olacak. Eğer olasılığı göz önüne alarak bir ön görüşme yaptın mı o düşündüğün oyuncularla ilgili? Ya bazılarıyla evet ama onlara da yani şunu net bir şekilde söylemek lazım. Hani hiçbir oyuncuya da evet Bursa Spor'u bekle. Kesinlikle ben bunu söylemem. Sürecin ne getireceğini bilmiyoruz. Biz bu mevcut oyuncularla ne yapabiliriz? Bizim birinci önceliğimiz o. İkincisi yönetim kurulu uğraşıyor. Açılırsa ona göre bir strateji zaten belirleriz ama birinci öncelik mevcut oyuncularımızla maksimum verimi alabilmek. Bizim evet. Biz sadece sahaya ve oyuncularımıza odaklanmış durumdayız. Bir bağlantı olarak sonra daha sorayım ben kenara çekileyim. Bunlar hala kulüplerinde oynayan oyuncular mı yoksa sözleşmeleri bitip de borçlu bekleyen oyuncular mı? İkisinden de var diyebilirim. İkisinden de var diyebilirim. Evet. Gelirse bonservis bedelini hemen engelleyeceğim. Ya tabii şu kulübün mali şartları o zor görünüyor. Yani bonservis verebilme ihtimalimiz çok zor. Ben teşekkür ederim. Hocam. Burak Topaçak'la alakalı teklifler olduğu söyleniyor. Evet. Şu anla ilgili tutma durumu söz konusu mu? Bir de Kubilay'daki son maçı. İkinciden maçtayım. Kubilay zaten artık aramızda yok. Yani net bir şekilde zaten ayrılacağını söyledi. Biz de tamam dedik. Yani çünkü burada duygu olarak olmayacak. Kubilay veya başka arkadaşımız çok fark etmiyor. Yani açıkçası Bursa Spor'da bir oyuncu oynamak istemiyorsa bunun ismi bana göre çok önemli değil. Ya şu an zor görünüyor. Yani çünkü Kubilay'ın biliyorsunuz süresi de doldu. Yani artık o büyük ihtimalle başka bir kulüpte kariyerine devam edecek. Ali ile Burak Kapacak'la alakalı ya ikisi de bizim için çok değerli. Diğer oyuncularımız gibi. Burak'la alakalı zaten uzun süredir belirli transfer söylentileri var. O onun Burak'ın performansını açıkçası etkiledi bu süreçte. İşte biraz dalgalanma yaşıyor. Ama biz bunun bir an önce sonuçlanmasını ve bitmesini istiyoruz ki tamamen buraya odaklanması. Ki süreç devam etse dahi odaklanması gerekiyor. Aslında bu bir bahane değil. Bahane olarak zaten biz bunu öne süremeyiz. Ali ile alakalı, Ali sezona çok iyi başladı. Zaten kumaşı çok iyi. Bildiğimiz bir oyuncu üzerine koyarak devam edecektir Ali'nin. Ama ben Ali özelinde kesinlikle şu an ayrılması taraftarı değilim. Çünkü Ali daha yeni vitrine çıktı. Her ne olursa olsun gerçek değerini bulmayacaktır. Şu an için söylüyorum. Yani minimum bir yıl daha, kesinlikle minimum bir yıl daha kalmasını istiyorum ki değerine yaklaşabilsin. Belki bir yıl bile bence çok yeterli olmayabilir. Çünkü çok farklı özellikleri olan, çok özgüvenli ve soğukkanlı bir oyuncu. Bu yaşta bu soğukkanlık, bu özgüven çok önemli bana göre. Ve çok da karakterli. Tabii diğer oyuncularımız da arkadan gelecek süreç içerisinde. Bu oyuncularla alakalı da son durum bu şekilde. Evet. Bir paylaşım. Evet. Ya Sedat Dursun'la alakalı Sedat'ta da Kubilay'a yakın tarzda bir sorun var, problem var. Yani Sedat'ın açıkçası ben en çok maçtan dönüşte ya da otobüsteyken bir paylaşım yapması açıkçası bizi çok üzdü. Yani takım maç kazanmış ve otobüste bir veda mesajı yayınlamak. Yani özellikle bizim altyapımızdan çıkan oyuncular oldum ben daha çok üzülüyorum açıkçası. Çünkü bu kulübün bu armanın kıymetini bilmek lazım. Yani ve bu şartları da biliyorlar.
Sedat'la sonra ben maçtan sonra da konuştum. Bazı sıkıntılarının olduğunu ve ayrılmak istediğini bana söyledi. O da bu saatten sonra aramızda olmayacak. Ben de bu konuda net bunu söyleyebilirim. Başka bir kulübe gidecek kendisi. Biz Sedat'sız yolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok ciddi bir problem değil. Tekrar söylüyorum, bunun ana sebebi burada bu armayı üzerine taşımak istemeyen her oyuncu buradan ayrılması gerekiyor zaten. Yani Bursaspor Kulübü'nün son yıllarda düşmüş olduğu durumla alakalı bunu farklı yerlere çekmemek lazım. Burası çok büyük bir camia, çok büyük bir değer. Biz bunun kıymetini bilen oyuncularla devam edeceğiz. Yaşı ve yani tecrübesinin hiç önemi yok. Gerekirse 16 yaşında Kerem'i oynatırız. Biz ne çıkarız, aslanlar gibi oyunumuzu oynarız. O anlamda hiçbir problem yok. Serdar Özkan'la alakalı evet bir sakatlık süreci geçirdi. Bir Covid'den dolayı antrenman yapmadığı süreç var. Ciddi anlamda problem var. Sakatlık problemi de var. Yani Serdar Özkan'la alakalı da ilerleyen süreçte her şey olabilir. Şu an için sadece onu söyleyin. Her şeyler burada devam da edebilir, ayrılabilir. Yani bu şu an net bir şey söylememem gerekiyor. Ama önümüzdeki transfer süreci bitene kadar her şey olabilir. Ya biz dediğim gibi mevcut kim varsa, içerideki hangi oyuncu varsa biz sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tahta açılmazsa Mustafa Hocam, Bursaspor olarak bizim hedefimiz ne olacak? Ya tahta açılmazsa biz yani mevcut oyuncularla bir defa her maçı kazanmak istiyoruz zaten. Biz yani ayrım yapmadan ben oyuncularıma da söylüyorum. Bizim rakiplerimizin hepsine saygı duyacağız. Yani belki 1. sırada olana, belki 18. sırada olana da. Çünkü saygıyı vermek gerekiyor. Ama hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeyip hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz. Her maçın özelinde planımızı yapacağız ve sahaya içeride dışarıda kazanmak için çıkacağız. Ama genç bir takımız, tabii tecrübeli oyuncularımız var ama genç bir takımız. Adana Demirspor maçında zaten bunun sancısını çektik. Gol yedikten sonra biraz gardımız düştü. Yani daha dik durmamız gerekiyordu saha içinde. Ya hedef olarak yani çok net bir hedef koymaktansa ben hep şunu söylüyorum. Yani bu oyuncuları geliştirmek, her geçen hafta üzerine koyarak devam etmek ve o baraja yakın gidebilmek, barajın içinde olabilmek yani kopmadan ama oyuncu grubumuzla beraber saha içinde ciddi bir duruş göstermek. Asıl bizim birinci önceliğimiz bu. Zaten bu duruşu gösterebilirsek skorlar da kendinden gelecektir. 1-2 galibiyet üstüne alabilirsek yani bir galibiyet bile takımın havasını tamamen değiştirdi. Ben inanıyorum ki bir seri yapabilirsek inşallah ilerleyen süreçte çok daha sağlıklı bir şekilde herkesin taraftarınla kucakladığı bir ortamda çok daha sağlıklı bir Bursaspor yani sıralamada da görebiliriz diye düşünüyorum. Hocam oyun planınızda sezon başında geldiğinizde evet bir şeylerin farkında olarak geldiniz ama sizin de belli kafanızda bir oyun planı var. Evet. Bunu ne derece sahaya indirgeyebiliyorsunuz? Bir de şimdi ayrılanlar olacak. İşte Sedat Bursun diyoruz, kulüplerle diyoruz. Vesaire. Bu tarz sıkıntılarda bu sizin oyun planınızı nasıl etkileyecek? Ya tabii ki şimdi ben çok ciddi anlamda sektör açan düşünmüyorum. Yani tekrar aynı noktaya geleceğim. Yani duygu olarak oyuncu burada değilse yani biz ondan zaten kalsa da faydalanamayız. Yani o anlamda bizi sektör açacağını ben düşünmüyorum. Dediğim gibi 16 yaşındaki oyuncumuzla 17 yaşındaki oyuncumuzla oynarız. Yeter ki sahaya çıksın. Zaten gerekeni yapacaklardır. Oyun planıyla alakalı tabii 3 haftadır beraberiz oyuncularımızla. Şu an tam istediğimiz oyunu oynayamıyoruz dersek tabii ki gerçekçi olmaz. Bu bir süreç. Bu devam edecek. Bizim söylediğimiz zaten milli maç arasına kadar o ilk 4 haftadan sonra ben 5. haftadan itibaren %70-75'leri göreceğimizi düşünüyorum. Yani her anlamda. Saha içi organizasyonu, oyun anlamında, kondisyon kapasite anlamında. Çünkü bu anlamda biraz gerideyiz. Veriler de onu gösteriyor. Ama takımımız özverili olduğu için, birbirine kenetlendiği için Altın Ordu gibi yani bir sistem takımı senelerdir Hüseyin Hoca ile çalışıyorlar. Altyapıları bizimki kadar çok önem veren bir altyapı ve çok iyi oyuncular geliyor. Yani skordan bağımsız bir defa doğru oyunu oynamaya çalışıyorlar. Onlara biz ciddi anlamda biz de bir reaksiyon gösterdik. İlk yarı belki belirli hatalar yaptık ama ikinci yarı bazı pozisyon değişiklikleri ve hamlelerle doğru oyunu oynayarak belki çok daha farklı kazanabilirdik. Bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii her maçın farklı bir hikayesi var. Her maçın farklı bir formatı var. Bizim oyun planımızda belirli bir düzenimiz her maç olacak. Yani olmazsa olmazlarımız muhakkak olacak ama rakibe göre ve bizim oyunki o günkü işte geçen haftadan veya 1-2 haftadan gelen psikolojik duruma göre kazanan kaybeden takım ya bu yoğunluğu, bu psikolojiyi kaldırabilecek oyuncu grubu kim kaldırabilir? Maçın zorluk derecesi, rakibin artıları eksilerine göre de bir plan yapacağız her maçın özelinde. Küçük dokunuşlar olacak bunlar. Ona göre de sahaya çıkacağız. Ama genel hatlarıyla ben şunu söyleyeyim. Yani 6. 7. haftadan sonra yani oynatmak istediğimiz oyun sahada
resmen net bir şekilde görünecektir diye düşünüyorum ben. Hocam şöyle devam edeyim o zaman arkadaşlara da ek olarak. Şimdi genç oyuncular tabii çok revaçta süreçte. Refa gibi ismini de evet. Sezon çok duyacağımız isimler olacak. Onların bu anlamdaki tabii sosyal medyada çok yoğun bir kendilerine karşı ilgi var, sevgi evet. var. Çok farklı benzetmeler de yapılmaya başlandı. Bu dengeyi nasıl koruyacaksınız? Mental anlamda onları nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Teşekkür hocam? Ederim. Yani özellikle bu hafta Vefa konusunda evet yani sadece bir 45 dakika oynadı. Vefa da bizim için çok özel. Diğer oyuncularımız da çok özel. Ben buradan sizin vasıtanızla da bir ricada bulunacağım. Özellikle siz basın mensuplarımız o konuda dikkat ediyorsunuz. Taraftarlarımızdan da yani çok genç bir oyuncularımız. Yani çok hemen biz hepimiz çok farklı bir yere koyup bir maçta bir iki kötü oyunla da çok dibe vurabiliyoruz bazen. Çünkü çok genç oyuncularımız. Yani bunlar konusunda biraz daha dikkat edersek çünkü okuyorlar ve etkileniyorlar. Vefa yetenekli bir oyuncu ama şu an bizim şans verdiğimiz işte İsmail Çokçalış, Ataberk, Emirhan'ı farklı bir mevkide oynatıyoruz. Altyapı oyuncularımızdan bahsediyorum. İşte Ozan 2 haftadır oynuyor, Ramazan 2 haftadır oynuyor. Ali oynuyor. Şimdi bu hafta Batuhan'a, Çağatay'a şans verdik. Daha arkadan gelecek, Furkan Emre gelecek, Kerem gelecek, Ertuğrul gelecek, Tuğbey, Eren. Yani ismini bilmiyorum. Şu an unuttum olmasın diye de dikkat ediyorum ama çok oyuncumuz var. Yani hepsi bizim için çok değerli ve önemli. Zamanı gelince hepsi bu takımda şans bulacak. Ben ilk geldiğim gün söyledim zaten. Bu oyuncular çok kaliteli ve yeterli. Zaten o yüzden buradalar. Yeterlikleri oldukları için. Biz sadece onların fiziksel ve mental anlamda hazırlıklarına bakıyoruz. Hazırlar mı? Yetenekleri zaten var. Mental ve fiziksel hazırlıkları da olduğu an zaten biz onları sahaya süreceğiz. Belki şu an hiç iki maçta forma giymeyen bir oyuncumuz bir iki ay sonra çok farklı bir pozisyonda olabilir. Onun için biz hepsine değer verelim. Ama hiçbir zaman hepsini çok yukarıya çıkarmayalım. Çünkü daha ilk adımları atıyorlar. Yani emeklemekten ayağa kalkıp yürüyüşe başladılar. Yani net yürüyüşte de değiller de. Daha yürüyecekler, koşacaklar. Yani çok uzun yollar önlerinde. Mental anlamda onları çok farklı dalgalanma yaşamamaları için de biraz daha hepimizin çok daha sağduyulu ve isim isim bence gitmek çok sıkıntı yaratabilir bize. İsimden ziyade altyapı oyuncularımız iyi gidiyorlar. İşte ellerinden geleni yapıyorlar. Çok daha iyi olacaklar. Çünkü isim isim gitmek bize biraz zarar verebilir. Yani o geldi, arkasından bu gelecek. Bunlar çok doğru açıklamalar değil bana göre. Biz hepsini bir bütün halinde değerlendireceğiz. Oynayan olacak, oynamayan olacak. Ama hepsi takımın bir bütünü, bir parçası. Ve bizim için hepsi çok değerli. Evet. Evet. Tabii şimdi Giresun Spor takımı da hem teknik kadro hem oyuncu grubu çok yeni bir takım yaptılar. Yani ilk hafta zaten transferleri yetiştiremedikleri için oynatmadılar. İkinci hafta oyuncuların birçoğu oynadı. Daha yine iki gün önce de Traore'yi transfer ettiler. Daha transfere de devam ediyorlar. Yepyeni bir takımla çıkacaklar karşımıza. Biz onların iki maçını da izledik. Ya tabii ki ona göre bir strateji belirleyeceğiz. Bizim Bursa'da evet hocalarımız, abilerimiz de var orada. Bursa Spor'da oynamış hocalar da var. Oyuncu grubu da var. Ya güzel, keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum ben ama biz kendi sahamızda oynayacağız. Bütün planımızı, stratejimizi kazanmak üzerine kuracağız. İnşallah oyuncu grubumuz iyiye gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. İnşallah uyguladığımız planı da sahaya yansıtabilirsek, yani geçen haftayı kazandık, bir hafta daha bunun üzerine koyabilirsek bizim için çok daha mutluluk verici bir sonuç olacaktır. Seyirci tribünde olsa biraz daha farklı olur değil mi? Çok farklı olur. Yani bana göre seyircimiz özellikle altyapı oyuncularımızın da yani çünkü Bursa şehrinin özellikle Vakıfköy patentine karşı bir ilgisi ve sevgisi var. Yani şu an seyircimiz olsa ben Adana Demirspor maçının bile o ilk yarıdaki oyunla çok daha farklı bir yere gelebileceğini düşünüyorum. Yani ilk yarı kesinlikle benim kişisel fikrim 1-0 girmezdik bir de biz devre. Belki ikinci yarı o gollerden sonra yaşadığımız o dalgalanmayı yaşamayabilirdik. O maç bile çok farklı olurdu. Yani bundan sonraki süreçteki maçlar da çok ilgi olurdu. Çünkü altyapıya bizim seyircimizin çok ciddi ilgisi var ve sevgisi var. Ama ben oyuncularımıza söylüyorum. Yani onların duygusu, onların hissiyatı tribündeymiş gibi biz o mantaliteyle çıkıyoruz. İnşallah onlarla kucaklaşacağımız günlerde uzakta olmaz. Ve bu birlikteliği hep beraber yaşarız. Altın Ordu maçında üstlüklerde benim hatırladığım yoktu çok uzun zamandır. Meslek büyüklerim de burada, onlar biliyorsa söylesin.
çok uzun zaman sonra 22 tane Türk futbolcusunun kapışması oldu. Evet, evet. Ve çok iyi ki altyapı. Evet, evet, çok enteresan. Bütün esamen sesi Türk oyuncular ve 20 yaş altına bakıyorsunuz çok fazla her iki takımda da. Biz totalle ilk 11'de 6 oyuncuyla başladık. Sonra 4 tane daha, yani 10 tane Vakıfköy oyuncusuna bakalım şans verdik. Onlar da tabii Altınordu da aynı kez aynı şekilde. 5 oyuncu oynadılar. 4 ilk 11'de, bir tane de sonra. Sonradan biz 10, onlar 5'te kaldı. Evet. Evet. Yaş ortalamasıyla tabii gurur duyuyordu Altınordu. Bursaspor onun da altına indi. Biz onun da altına indik. Yani iki altyapının aslında kapışması gibi oldu belki bir anlamda. Ya güzel tabii bunlar. Her iki kulüpte çünkü Türk futboluna ciddi anlamda hizmet ediyor. Şu an belki hem Avrupa'daki bizi temsil eden Türk oyunculara bakıyorsunuz. Türkiye ligindeki ben bütün profesyonelliklere bakıldığında en çok Vakıfköy menşeli oyuncu var. Yani sayı bazında bu bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Bence de gurur verici. İşte Vakıfköy'ün değerini bilmek lazım. Oranın kalitesini belki daha da arttırmak lazım. Daha neler daha iyi yapılabiliyor ona bakılmak lazım. Altınordu maçında da tabii bu anlamda kazanmak belki çok daha değerli oldu bizim için. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. O zaman hocam sizi plaket